7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 42 Her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın. 61 ayetinde belirtildiği üzere Hazreti Peygamber'e de Kur'an, bu nedenle Arapça olarak indirilmiştir. 5. ayette Hazreti Muhammed'in, siyavı ve ondan önceki peygamberlerin aynı amaçla gönderildiğine dikkat çekilir. Buna örnek olarak Hazreti Musa'nın da kendi kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş olması verilir. Ayetin devamında İsrailoğullarının başına gelen olaylardan ve kavuştukları nimetlerden ibret alınması tavsiye edilir. Dünyadaki sıkıntı ve nimetlerin sabır ve şükür için bir vesile olduğu bildirilir. 6-7 Ayetlerde Firavun tarafından İsrailoğullarına yapılan işkenceden bahsedilir ve Allah'ın, onları Firavun'un elinden kurtarmasının büyük bir nimet olduğu hatırlatılır. Sonra da Rabbimizin şu eşsiz bildirisi insanların zihnine kazınır. Eğer şükrederseniz size, nimetimi, daha çok vereceğim, nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir. Yazalım şükür, kulun, verdiği nimetlerden dolayı kendini Allah'a borçlu hissetmesi, bunu sözleri ve davranışlarıyla göstermesi anlamına gelir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın verdiği nimetleri dualarında dile getirmiş, yaptığı ibadetleri de bu nimetlere karşılık bir şükür ifadesi olarak görmüştür. O halde şükrümüzü sadece sözle değil, elimizdeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak ve onları Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanarak da yerine getirmeliyiz. Bu metinden yola çıkarak aşağıdaki konularda nasıl şükredilmesi gerektiğini yazınız. Cevap, şükür sadece sözlerle değil aynı zamanda eylemlerle de ifade edilmelidir. Nimetlerin Allah'a şükranla kullanılması gerektiği gibi, bu nimetleri başkalarıyla paylaşarak da şükür pratiği yapabiliriz. Ayrıca dua ve ibadetlerimizde Allah'ın verdiği nimetleri dile getirerek şükür etmek önemlidir. Örneğin, sağlığımız için dua ederken, bu sağlığın bir nimet olduğunu hatırlayarak Allah'a şükranımızı ifade edebiliriz. Yani şükür, hem sözlerle ifade edilen bir teşekkür hem de eylemlerle bu nimetleri doğru ve iyi bir şekilde kullanma pratiğidir. 7. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.